Sokrates Stüdyoları'ndan merhaba. Video podcast serisi olarak Sinangülerle Güler'le Soyunma Odası'na hoş geldiniz. Ee, esasında bugün benim için çok heyecanlı ve yeni bir sürecin başlangıcı. Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde basketbola, parke tarafında emekliliğimi duyurduğumuz bugünlerde e, esas Sokrates'le birlikte podcastlere yeniden başlıyoruz. Ve... E, Yeni dönemde en önemli hedeflerinden bir tanesi ilham veren sporcularla onların hikayelerini dinlemek ve sizlerle paylaşabilmek. Bugün Ahmet Uysal ile beraberiz. E, Ahmet Uysal 1972 yılında Adana'da doğdu. Robert Kolej'de lise hayatını tamamladıktan sonra İTÜ İnşaat Mühendisliği üstü Boston kalıcıda finans yüksek lisansı yaptı. Washington DC'de behtel firması da 3 sene çalıştıktan sonra 2000 yılında bugüne Türkiye'de yaşıyor. Tegev ve eğitimi desteklemek için maraton koşularına katılıyor. 2017 yılında Kuzey Kutbu maratonunu koşan ilk Türk oldu. 2018 yılında TGE bağış toplamak adına Artvin'den Fethiye'ye 57 günde 1600 kilometre koştu. Bu sürecin sadece 11 günü dinlendi dinlendiğinde söylemem gerekir. Ahmet abi hoş geldin ve e, senin hikayeni dinleyeceğimiz için çok heyecanlıyım ben. Hoş bulduk. Ben de e, burada yanında olduğum için çok heyecanlıyım, gururluyum. Çok tebrik ediyorum. Çok, çok sağ olun. Her şeyden önce şimdi koşuyla alakalı farklı farklı hikayeler okuyabiliyoruz, duyabiliyoruz. Ve özüne baktığında belli bir noktadan sonra işte 30 yaşını geçen bir sürü birey... ...hayata dair hırslarını, arzularını, iştahını böyle yönlendirebilmek adına... ...biraz daha o rekabetçi bir dünyayı kendi içinde benliğiyle yaşayabilmek adına koşmayı tercih edebiliyor. Triatlon sporu... Koşu ve maraton ve sokakta koşulan şeyler böyle sanki benliği ve dinginliği bir arada taşıyan ortamlar gibi geliyor. Ee, koşmanın paylaşımcı bir etkiye insan ve insanlara destek ortamlarını yaratmaya hatta dünyayı ve insanları daha iyi olmaya itebileceğini ne zaman keşfettin? Evet, e, ilk maratonumu 2003 yılında koştum aslında aşağı yukarı 20 yıl olacak e, yakında. Ee, ve dediğim gibi koşmak benim biraz kendimi bulduğum, kendimi dinlediğim, kendimi dinlendirdiğim bir alanda aslında. Ee, ve tabii ki aslında kendime iyi bakmama da vesile olan bir şey. Ee, yani daha da çok yaptıkça kendime daha iyi bakmayı öğreniyorum, daha iyi beslenmeyi öğreniyorum, daha iyi dinlenmeyi de öğreniyorum. Ee, ama kendime vakit ayırmış da oluyorum. Hı hı. Ee, soruna yönelik e, cevabım da şöyle olabilir. Evet insanlar e, özellikle son yıllarda e, koşullarında bir iyilik projeleriyle birleştirmeye e, başladılar. Bir takım çağrılar e, yapmaya başladılar. Bu, buna yönelik çok güzel oluşumlar e, Türkiye'de de var. E, ve e, ben de bunlar kanalıyla bir dolu arkadaşımın projesine e, bağışta, destekçi de oldum. Yani bir nevi koşarak bir mesajım var, beni dinler misin, benimle olur musun, omuz omuza olalım, el ele verelim gibi içinden başka birliktelikler çıkıyor. Bu kısmı da çok değerli bence. Kesinlikle öyle. Peki ben bir tarafından en başa da dönmek istediğim bir alan var. 2003 yılında maratonunu koştun. O maratona koşmaya aslında ne zaman karar verdin ve ne kadar bir hazırlık süreci yaşamak durumunda kaldın? 2003 şimdiki hazırlıklardan çok farklıydı. Aslında daha gençliğimden beri, şimdi 50 yaşındayım, 2003'te 30 yaşındaydım aşağı yukarı. Daha küçüklüğümden beri her zaman doğa sporlarını çok sevdim, çok cana bisiklete bindim, kayak yaptım, dağcılık, kaya tırmanışı falan bunları hep sevdim, trekking filan çok severdim. Yani doğayı, doğada olmayı çok seviyorum. Ee, ama e, ilk aslında programlı olarak e, hazırlandığım bir spor etkinliği... E, ...2003 yılında koştuğum İstanbul Maratonu. E, çok da iyi hatırlıyorum. Hatta bir takım Excel tablolarım vardı. Onları da e, saklamışım. E, bir takım internetten e, araştırmalar yaptım. Ve e, işte 6 aylık, 3 aylık işte maratonuza ne kadar süre kaldıysa... E, ...bir takım... ...şablon programlar vardı. Bunlardan birkaç tanesini okudum, inceledim. Bir tanesini seçtim. Ve altı aylık bir program ile hazırlanmıştım. Açıkçası evet aktif biriydim hep ama... ...daha önce 500 metre bile koşmamıştım belki de. O hazırlığa başlamadan önce. Evet, evet. Ve yani altı ay içinde... ...kendimce düzgün bir sürede... ...sakatlanmadan... Ee, iyi bir şekilde o maratonu hazırlandım ve e, Avrasya Maratonu'nu koştum. İlk maraton. Çok bambaşka bir yere bağlandım şu anda. Murakami'nin e, koşmaya dair bir kitabı var. E, yazısını da motive eden bir süreçten bahseden ve esasında koşmanın bireysel ve iç içe dönük rekabetini e, çok net bir şekilde anlatıyor. E, 2003 Te koştuğun zamanla, şimdi bugünkü zamanlamalar arasında süresel olarak hala kendinle bir rekabet içerisinde misin ya da böyle bir rekabet yaşıyor musun? Ee, yani aslında hiçbir zaman zamana karşı zamanımı iyileştireyim odaklı e, olmadım ama e, evet yaşım ilerledikçe daha iyi koşuyorum. E, şimdi yani e, hiçbir zaman çok hızlı bir koşucu olmadım ama yani maraton sürem 5 saatten 3.5 saatin altına kadar indi. Hı hı. Benim için iyi bir zaman. Evet, kendi içimde bir rekabetim var. Bu aslında böyle hep kendimi iyileştirmek, bir şeyi iyi yapmak, uzmanlaşmak tarafını çok önemsiyorum. Yani bu aslında içinde olduğum her şeyle ilgili, işimle de ilgili, evdeki hayatımla, çocuk çocuk bakmakla da ilgili. Hep yani daha iyisini yapmaya çalışmak. Ama koşu programımda da çıtayı hep biraz olabildiğince yükseltmeye çalıştım belki şimdiki hazırlandığım yarışmalara yönelik programı biraz daha detaylı konuşuruz. Yani dünyayı koşan adamsın ve 31 Ocak'ta hava şartları da uygun olursa anladığım kadarıyla dünyada koşmadık yer bırakmayacaksın bize biraz bu, bu süreçten başlat, anlatabilir misin? Dünya maratonu nedir ve nasıl bir süreç var? Aralarında soracağım sorular da olacak tabii ki Tabii ki. Ee, belki de biraz aralarında e, geçmişe de gideriz. Eski maratonlarımdan da bahsederiz. Ee, ama e, şu ana kadar e, evet koştuğum en heyecanlı yarışa hazırlanıyorum. Ee, 31 Ocak 6 Şubat arası e, 7 günde yani 7 çarpı 24 e, 168 saatte 7 kıtada e, 7 full maraton koşacağım. E, buna hazırlanıyorum. Gerçekten bu kendi içinde büyük bir e, bir zamana karşı yarış, bir lojistik bir mücadele. Yani her bir maratonu e, bir yana bırakalım e, ve e, aşağı yukarı iki senedir e, buna hazırlanıyorum, hazırlık tarafına biraz daha geliriz. E, i̇zin verirsen maratonun formatını biraz anlatabilirim. Lütfen. E, bu aslında e, daha önce altı defa düzenlenmiş 2015'ten beri e, yapılan bir e, yarışma. Ben yedinci edisyonuna e, katılacağım şu ana kadar 32 ülkeden 170 sporcu tamamlamış. Buna katılan ilk Türk sporcu olacağım. Bu da bana büyük bir heyecan veriyor aslında. Biz katılımcılar 50 kişi katılacak diye biliyorum, bu edisyona yarışın 28 Ocak'ta Cape Town, Güney Afrika Cape Town'da buluşacağız. Ee, ...birkaç gün işte toplantılar, e, olayın lojistik detaylarının anlatılması, e, paylaşılması sonrası. 31 Ocak sabahı... ...eğer e, biraz önce bahsettiğin bu e, hava e, olayına geleyim... E, ...Antarktika'ya 6 saatlik bir uçuş öngörülüyor. E, oradaki maratonun e, cut-off süresi 8 saat olacak. E, 6 saatte de geri döneceğiz. Yani... 24 saatlik bir temiz hava e, penceresi iznini aldığımız zaman aslında Antarktika yolculuğumuz başlayacak. Bunu ümit ediyorum. 31'i e, sabaha olacaktır. Biz e, bu izinle birlikte yola çıkacağız. E, bir kargo uçağı e, gibi bir şey Antarktika'ya, bu, buza inmeye e, hazırlı olan bir uçakla gideceğiz. E, ve Antarktika'ya ulaştıktan sonra ilk maraton düdüğü ile birlikte... E, ...bu 168 saat e, başlamış olacak. Bundan sonraki format e, şöyle. E, o maratonu bitirdikten sonra e, toplanıyoruz. E, bizi getiren uçağa geri biniyoruz. E, Güney Afrika'ya Afrika Maratonu'nu, Afrika Kıtası Maratonu'nu koşmak için... Cape Town'a geri dönüyoruz. E, havaalanı işlemlerini tamamlıyoruz. Otobüslere biniyoruz ve e, maratonun yapılacağı yere gideceğiz... Hiç vakit kaybetmeden dizilip e, ikinci maratonumuz yani ikinci 42 kilometremiz e, orada başlayacak e, ve bu format böyle devam edecek e, Cape Town maratonu bittikten sonra e, hiç ara vermeden e, otobüslerle havalimanı havalimanı prosedürleri ve bu sefer e, aşağı yukarı 20 saatlik bir uçuş iki aktarma ile e, Mauritius ve Sri Lanka aktarması ile e, Avustralya'nın e, Perth şehrine gideceğiz. Ee, Avustralya kıtası maratonu burada koşulacak. Dördüncü maratonumuz Dubai maratonu. O da Asya kıtası Maratonu... olacak. Beşinci maratonumuz Avrupa kıtası maratonu için Madrid'e eski yarama Formüle bir pistinde koşulacak bu yarış. Oradan Güney Amerika kıtası maratonu için Brezilya'nın Fortaleza şehrine uçacağız. Ve yedinci maratonumuzda 6 Şubat'ta ...Kuzey Amerika kıtası maratonu Miami şehrinde olacak. Bu daha önceki altı seferinde hiçbir gecikmesiz... ...168 saat içinde hepsi tamamlanmış. Buradaki e, en önemli merak ettiğim konu aslında... ...eksi on civarı bir ısıda başlayacaksın koşmaya... ...ve ondan sonraki koşu muhtemelen bir... ...yani artı otuzlara, artı yirmilere çıkan bir şey olacak. Buradaki değişikliği nasıl öngörüyorsun? Bununla alakalı özel bir çalışma yaptın mı? İlk maratonumuz... E, ah. Tabii ki hava yoğun göremiyorum ama ortalamalara baktığımda eksi 10 eksi 20 civarı bir ısıda koşulacağını düşünüyorum. 2020 yılındaki yani bundan önceki en son yarışma koşulduğunda Antarktika Maratonu eksi 25'de koşulmuş. Buna yönelik hazırlıklıyım. 2017 yılında Kuzey Kutbu Maratonunu koştum. Yine Tegev yararına koşmuştum. Siirt per PERVARI öğrenim birimimiz için bağış toplamak için yola çıkmıştım. Ee, yani o, o çocukların temiz kalpleri beni oralara kadar taşırdı. O, o maratonu bitirtti. Ee, orada eksi 55 derecede koşmuştum. Ee, dolayısıyla soğuğa e, hazırlıktayım. Soğuğu çok seviyorum. Ee, Adana'da olduğuma bakmayın. Ee, soğukla aram iyi, dağlarla aram e, çok iyi. Ee, ona yönelik antrenman o zaman çok yapmıştım. Hı -hı. Hatta e, Kars'a, gölüne gittim. Donmuş e, e, halinde... ...işte kramponlarımla, çivili ayakkabılarımla koşmuştum Kuzey Kutbu Maratonu'nu. Ee, orada e, birkaç antrenman yaptım ee, kendimi ve ayakkabıları, kıyafetimi falan denemek için. Ee, yani o, o tecrübe cebimde. Ee, Antarktika e, Kuzey Kutbu'na kıyasla eksi 25 hava epey daha olumalı olacak. <laughs> <laughs> evet, ee, o ona yönelik hazırlıklıyım. Ama tabii ki e, şuna hazırlanmak çok zor. Ee, yani Burada her bir maraton arası bazen işte bazı maratonlar arası 12 saat olacak. Kimisi arası 20-25 saat olacak. Yani uçuşlarda geçen süreler bunlar. Hı hı. E, oralarda benim e, dinlenmem, e, beslenmem, e, başka e, ihtiyaçlarım varsa onları gidermem. Yani e, kişisel bakım e, veya... Umarım herhangi bir sakatlık veya orgunduk o şekilde geçirmeyeceğimi ümit ediyorum ama e, yani aradaki zamanları e, çok iyi kullanmayı planlamak çalışmak onlara yönelik de antrenman yapmak e, gerekecek. Ama hava olayı e, ilk maratonda eksi 20 olsun hadi varsayalım. sayalım e, İkinci maratonumuzda artı 25-30 derece gibi bir havada koşulacak. Ve ilk iki birincinin bitişi ve ikincinin başlayışı arası muhtemelen 10 saat civarı, 12 saat civarı bir süre olacak. Çok kısa bir sürede büyük bir hava şoku geçireceğim. Çok, çok ciddi bir recovery zamanı da ihtiyacında olacak o noktada haliyle. Evet. Bu arada hiç aklıma gelmemişken şu an şey oldu. Rakım değişikliği ne boyutta olacak? Yani sıfırdasın Antarktika'da sıfırda yaptığını tahmin ediyorum ama işte Cape Town dedin, Madrid dedin. Toplam rakım farkın... Ne? Çok fazla değil aslında. Ha. Antarktika'da birkaç yüz metredeyiz. Hı hı. Ee, daha sonra e, birkaç maratonu deniz seviyesinde koşacağız. Bu e, Cape Town, e, Avustralya, e, Dubai, Dubai ve e, Miami. Miami ve Brezilya hatta. Evet. Bir tek Madrid'de bin metreye yakın bir bir rakım olduğunu biliyorum. Bir de e, aslında. Ee, ...diğer, yani altı maraton aşağı yukarı düz şartlarda koşulacak. Ee, tabii ki Antarktika'da zemin problematik. Çünkü bu buz, kar olabilir ve bazı adımlarınızda işte dizinize kadar gömülüyorsunuz. Bazılarında e, çok sert bir buzla karşılaşıyorsunuz. Yani orası farklı bir mücadele elbette. Ee, ama e, bir de al, e, beşinci maraton, e, Madrid Maratonu'nda e, epey bir iniş çıkışlar... ...da var o pistte. Aslında asfalt çok güzel pistte... ...koşacağımızı düşünebiliriz ama... ...hem beşinci maraton olması... ...yani birikmiş yorgunluk... ...yıpranmanın yani çok olduğu, laktik asitin çok biriktiği bir anda. Evet, evet, evet. Yani bunların hepsini öğrenmem... ...iyi çalışmam gerekti. Yani ilk maratonumda... ...mesela laktik asit vesaire... ...hiç önemsediğim bir konu değildi. Hatta... ...yıllar içinde çok maraton koştum ama bu sefer... ...işe çok daha bilimsel... ...yaklaştım... E, i̇ki senedir e, işin sağlık yönünü de iyi bilen bir koçla e, çalışıyorum. Peki 10 saatin var. Antarktika, Antarktika bitti. Cape Town'a gidiyorsun. E, o toparlanma süreci için checklistindeki ilk madde ne? <laughs> e, öncelikle e, hidrasyon yani öncelikle e, sıvı kaybımı e, tekrar yerine koyacağım. Aslında bunu yarış sırasında da e, yapıyor olacağım. Beslenme. Bu arada bütün maratonlar için e, bu maraton sırasında tükettiğimiz e, besinleri e, ve özel bir sıvılar var ise bunları kendimiz götürüyoruz. Ee, ama koşu bir... ne? Koşu sırasında. Diğer dışarıdakileri e, e, etkinliği organize edenler temin ediyorlar evet. diye. Tüm öğünlerde. Tüm öğünler uçakta. Okay. <laughs> evet tüm öğünler uçakta. Ee, evet sıcak yemek yiyebileceğiz yani. <laughs> ...bir de eğer bu... ...işte sekiz saatlik e, cut-off'ta... E, ...her şeyin iyi get gittiğini... ...ümit ediyorum benim için... E, e, ...beklendiğim... Bek ...beklediğim doğrultuda olursa performansım... ...her birinde... E, ...bu sekiz saatlik dilimden iki, üç, dört... ...saatim e, e, olacak, artıracak... Olacak. ...evet, evet... ...yani bu sıralarda... E, ...ve hatta e, ne kadar güzel olur... E, ...o şehirlerde... E, ...bir ihtimal var, bazılarında birkaç... ...arkadaşım olacak, yani onlarla birlikte moral depolama, tegev için çağrılar yapabilme gibi ara başka kafamda başka şeyler de olacak ama buralarda evet öncelikle beslenme eksikleri yerine koyacağım. Bu işte sıvı, protein hemen karbohidratla depolamam lazım. Bunlara yönelik çok detaylı hazırlığım olacak. Her bir günün her bir maratonun ee, hem e, yiyeceklerini hem giyeceklerini e, böyle numaralanmış e, poşetlerde hazırlıyor olacağım. İşte çantadan e, o gününkünü çekip alacağım. En az vakit kaybedecek şekilde <laughs> evet, o tarafı. Evet. Çünkü e, daha önce bu e, bunu yapmış kişilerin e, iki tane kitap okudum. Eee Özçekim Bil belgesel e, izledim. E, e, birkaç günlük yorgunluk birikiminden sonra yani çantadan e, ertesi günün kıyafetlerini seçecek ee, güç bile kalmıyor olabiliyormuş. Dolayısıyla e, önceki koşu koşuculardan aldığım nasihat her şey tamamen e, hazırlıklı olmalısınız. Mühendislik geçmişi burada yararlı <laughs> şey olacaktır edecek. muhtemelen. Bir e, recovery ile ilgili sonra bir, bir devam etmek istiyorum. Bir e, işte buna yönelik kompresyon e, çorapları e, falan aldım. Bu e, Terabody markasının bu Recovery Air diye bir e, botları var. Yani pantolon gibi onları giyiniyorum. Aktikasitten e, hemen kurtulmak için e, faydalanacağımı e, düşünüyorum. Dolayısıyla uçağa girdiğim anki planım e, hemen dinlenme kıyafetime e, bürünmek, koşu kıyafetlerimi atıp e, bu e, kompresyon botlarını e, giymek, onu bir iki saat çalıştırmak, o, o sırada bir şeyler yemek e, ve ve uyumaya çalışmak. Dünya için koşan adam mottona ve kendine geldiği noktada aslında konuyu biraz daha şey yapacağım. Başa doğru çekeceğim ve sevgi elden ele, kalpten kalbe paylaşmak demek. Senin motton bu. Bunu biraz daha hem detaylandırmanı istesem ekleyeceğim bir şey var mı sormak istesem neler olur? Tabii ben sevgi ya yani hepimiz aslında bu e, evrensel sevgi enerjisinin bir parçasıyız e, diye düşünüyorum. Bu benim için benim bir, bir hayat felsefem evet ve e, çocuklarda bunun en saf en temiz e, formunu e, görüyorum. E, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı sayesinde e, burası dev bir aile. Yani şu ana kadar vakfın kurulduğu 1995 yılından bugüne 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği vermiş bir kurum. Bu kurumla da bir büyük bir sevgi bağı içindeyim ve oradaki gönüllülerin sevgisi, çocukların enerjisi bana çok çok büyük destek oluyor ve bu bu sevgi ...çok böyle şartsız, koşulsuz, çok temiz bir sevgi. Bundan çok büyük destek alıyorum. Ve bir de şunu ilave etmek isterim. Yani sırf koşullarım da değil, Çok epeyce epeycene dağcılık, kaya tırmanışı vesaire gibi sporlarla... ...bir dolu ülkeyi de gezme fırsatım oldu. Nepal'de bir aylık bir trekking seyahatine gitmiştim 10 küsür yıl önce. Ee, ve bu seyahatlerimde e, çok güzel insanlarla, çok farklı geçmişlerden gelmiş insanlarla karşılaştım. Ve hep şunu öğrendim. Aslında e, özümüzde hepimiz aynıyız. Yani nereden gelirsek gelelim, kim olursak olalım. E, hepimiz aslında aynı şeye seviniyoruz. Hepimiz aynı şeye üzülüyoruz. Hepimiz e, aynı şeylerden e, etkileniyoruz, ha ha harekete geçiriyoruz. Yani sevgi e, çok değerli. Ee, ...hayat gücümü e, aile sevgimden, e, dostlarımın sevgisinden, e, şimdi bu odanın içindeki sevgiden e, alıyorum. Ve e, bunu e, tek ev yolculuğumda da e, çok cana kullanıyorum. Hem bundan besleniyorum hem de bağış çağrılarımı e, yaparken de e, bu enerjiyi iyi kullanıyor olmalıyım ki e, kampanyalarım çok çok iyi gitti... ...her zaman bu Kuzey Kutbu Maratonu çevresinde... ...belki birazdan konuşuruz işte... ...Türkiye koşum hmm. içinde ve umarım... ...bu World Marathon Challenge içinde de öyle olacağını ümit ediyorum. E, bu noktada... ...Tegev'le yolunun ne zaman kesiştiğini de sormak isterim esasında. E, tabii ki 2000... ...benim... ...ona şöyle bir giriş yapayım... Bir, e bir hayallerimle yaşıyorum aslında. Hep hayallerimin peşinde koşuyorum. Bir bir böyle hayallerimin listesi var. Böyle çok küçüklüğümden biri yaptığım ve e, bir ara aslında o bir, bir not defterim var. Orada yazmışım ilkokuldayken. okuldayken bunu 10 sene önce taşınırken bulmuştum. Onlardan bir tanesi e, Kuzey Kutbu'na gitmekti. E, ve Kuzey Kutbu'na gitmeyi hep araştırdım, durdum ve ee, ...bir gün Kuzey Kutbu'nda bir maraton koşulduğunu e, öğrendim. 2003 sonrası mı bu? Evet evet, bu okay. 2016 yılındayız okay. şimdi. Tamam. Ee, ve buna e, mutlaka kayıt olmalıyım e, diye hemen organizatörünü buldum. E, onlara yazdım, önce bir yedek listeye girdim filan Ve e, bunu araştırıp düşündükçe iyice bir heyecan bastı. Bunu daha önce bir Türk'ün yapmadığını yine keşfettim ve hala da yapmadı sonradan. Ee, ...hep bunları bir araya getirdiğimde ya bunu büyük bir e, bir sev, bağış e, çağrısına dönüştürebiliriz. Mutlaka ben bunu bir iyilik projesine çevirmeliyim e, diye bir heyecan geldi. E, ve çok cana düşündüm ya yani bu nasıl bir iyilik projesine dönüşmeli? E, Odağında ne olmalı? Ben e, küçüklüğümden beri çok okunan... E, ...yani gerçekten e, evde böyle... E, her odada kitap yığınları olan bir evde büyüdüm. Eğitim ailede en en büyük değerdi. Yani bizlerin eğitimi için en büyük öncelikti ablamla benim. Ve bu eğitim olmalı diye düşünüyordum ve çocuk çocukları çok seviyorum. şimdi üç tane çocuğum var. ben de bir çocuğum aslında. Ee, ve bu çocuk eğitim bir araya gelince, e, tabii Türkiye'de yine çok çok güzel, çok değerli vakıflar var ama... E, ...hemen karşıma Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı geldi. Bir randevu aldım, e, gittim onlara bu projemi anlattım. E, ya bu çılgın adam bunu yapabilecek mi acaba e, diye muhtemelen e, beni dinlediler ama... E, ...onlar da e, sevgiyle kapılarını açtılar ve bir proje kurguladık e, ee, Siirt Pervari Öğrenim Biriminin e, giderlerini üstlenmek üzere bir bağış kampanyası e, planladık. Ve TGV yolculuğum böyle başladı. Ve Kuzey Kutbu. Ve Kuzey Kutbu. <laughs> evet. Ve Kuzey Kutbu. Ve Kuzey Kutbu. <laughs> Amerika'da bir tanıdığım e, senin gelecek ay çıkacağın yola benzer olarak 7 kıtada 7 tane ultramaraton koştu. Aynı süreç içerisinde değil öyle bir noktada değil ama Antarktika'da yanlış hatırlamıyorsam 100 kilometrelik bir maraton koştu ve şeyi hatırlıyorum ben YouTube videosunda böyle e, bir daire halinde koşuyor neredeyse ve manzara da hiç değişmiyordu yani öyle bir aslında e, neredeyse başka bir gezegene gidiyor gibisin ama aynı zamanda demin senin bahsettiğin gibi aynı gezegenin e, insanı olarak e, varlığı olarak e, çok farklı bir tecrübeye çıkıyorsun Kuzey Kutbuna bu hayalini gerçekleştirdiğin noktada beklentilerinin içerisinde böyle işte beklentilerimi karşıladı ya da beklentilerimi karşılamadı dediğim böyle artı seksiz olduğunu düşündüğüm bir tartı oldu mu orada bir bir hikayeler çıktı mı? Elbette yani inanılmaz heyecanlı günlerdi onlar yani hala her düşündüğümde o anı geri çağırabiliyorum. Bir kere ilk indiğimi e, gittiğimizi hatırlıyorum. Yani çok güzel bir yolculuktu. E, Norveç'e gittim. E, Oslo'dan e, aktarma yaptım bir e, Tromsø sonra e, Svalbard e, adasına gittim. En, en kuzeydeki yerleşim e, sanıyorum 68. E, paralel oluyor. E, bütün yarışmacılar orada e, bir araya geldi. Ee, ve e, yine bu World Marathon Challenge için olacağı gibi e, yarış briefinglerinden sonra biz e, Kuzey Kutbu'na e, hareket ettik. Bu sefer gemiyle mi? Uçakla gittik. Uçakla gittiniz. Evet. Okay. evet Bu sefer e, 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 epey daha yakındaydık. Sanıyorum üç saatlik bir yolculuktu. E, ve e, çok da yukarıdan da gitmedik. E, yani e, böyle hep çok güzel gözlemleyebildim e, dünyayı. Neredeyse yani o bir hayalim zaten belki konuşmamızın bir yerinde gelir yani e, o dünyanın eğimini hissedebildiğim e, bir yolculuk e, gibi geldi bana e, ve dünyanın tepesi çok fantastik bir yer yani e, bir kere Kuzey Kutbu e, yani tabii ki hepimiz biliyoruz bir kıta değil e, bir buz parçası ama öyle büyük bir buz parçası ki ...Türkiye'nin sanıyorum 15 katı falan gibi 12 milyon kilometre karelik bu dev buz parçaları... ...kışın birleşiyorlar hı hı. ve dev bir işte Türkiye'nin 15 katı kadar veya Amerika kadar bir yer oluyor. Sonra da tekrar işte baharla birlikte bu buz yaza gelirken bu buz parçaları tekrar ayrılıyorlar. Biz... Nisan ayının ortasında gitmiştik. 24 saat e, gün ışığı vardı. E, güneş böyle şu seviyede etrafımızda 3 gün döndü. E, 360 derece nereye bakarsanız bakın e, sonsuz bir beyazlık. Yani inanılmaz rüyalı, çok çok fantastik bir yerdi. Yani e, maratonu koşup bitirdikten sonra e, yani heyecandan etrafı ee, araştırdım. Gerçi çok uzaklara gitmemiz e, yasaksa çünkü kutup ayıları var hmm. ve aynı zamanda e, yani sesle bile o doğaya zarar e, vermememiz lazım ve e, çok iyi yönetilen bir kamptaydık ama yani bir de çok heyecanlıydım. Elimde bir elimde T.G. bayrağı, bir elimde Türk bayrağı. Onları böyle her yerde <laughs> saplayıp videolar, fotoğraflar çektim. E, gerçekten hayatımın e, en en özel e, yolculuğuydu. Ve şimdi ona e, Güney tam güney kutbunda olmayacağım bu sefer. Hani 90 derece kuzeye gittim. E, Antarktika maratonunu koşacağımız yer e, o kıtada e, an, e, güney kutbuna bir, bir mesafede bir yer. Tam e, 90 derece güneye gitmeyeceğim ama. Galiba götürmüyorlardı değil mi? Araştırma dışında gidebil, gidilebiliyor mu? E, evet özel izinlerle gidilebiliyor. Hı. Evet e, ama zaten bizim formatımız e, ona izin vermiyor. E, belki bir gün o hayalde e, gerçekleşir. Ne güzel olur. Kariyerine dair hayatında bazı şeyleri dışarıda da konuştuk. Bugün yaptığın işleri de konuştuk. Ee, özünde kurumsal hayatın içerisinde yaptıklarını da düşündüğümde de... ...ve başarıyla başarısızlık arasındaki dengeyi... ...sevgiyle beraber eşleştirebileceğin alanlar olduğuna da inanıyorum. Çünkü demin söylediklerine yola çıkarak şey yapıyorum. Hepimiz bu dünyada... hani Evet belki farklı problemlerimiz var. Evet belki farklı kazanımlarımız var. Ama özünde sevindiğimiz ve üzüldüğümüz şeyler bir noktada aynı spektrumda ortaya çıkıyor ve benzer şeyleri yakalayabiliyoruz. Bu noktada her sporcuya soruyorum ve aslında profesyonel sporculara sorduğumda almak istediğim konular genelde böyle kupalarla daha manevi başarıları bir araya getirdiğim noktada sen bence çok daha Ulvi bir şeyin içerisindesin, Ulvi bir yolun içerisindesin. Bu noktada başarıyı nasıl tanımlarsın diye sormak isterim. Ben kendi yolculuğumu... bir mutluluk yolculuğu olarak görüyorum aslında. Yani yaptığım her şeyin içinde bir mutluluk arıyorum, mutlu olmaya çalışıyorum. Kendim için ve etrafındakiler için faydalı olmaya çalışıyorum. Başkasının mutluluğunun içinde bir payım olsun istiyorum bunu yapmaya çalışıyorum. Bunu ve bunu açık yüreklilikle, sevgiyle, hoşgörüyle e, yapmaya çalışıyorum her zaman. Bunu bir biraz daha başarıya evirirsek aslında benim için başarı elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak benim için bir başarı e, oluyor. Yani bunun için ama bu kolay bir yolculuk değil. Bunun için çok çalışıyorum. Hı hı. Evet yani yaptığım hiçbir şeyde sizin gibi zirveler yakalamadım. Yani bir milli sporculuk gerçekten herkese örnek olabilecek bir kariyer. Bunlar bambaşka zirveler ama herkes için de aslında başarı farklı. Ben de kendi hayatımda, kendi şartlarımda... Amatör sporculuk hayatımda hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu benim için aslında en büyük başarı e, bu oldu. Bunu e, ama sadece spor olarak da düşünmüyorum. E, yaptığım işlerde de e, hep yenilikçi olmaya çalıştım, yaratıcı olmaya çalıştım, e, elimizden gelenin en iyisi için mücadele etmeye, be, birlikte çalıştığım insanlara bu enerjiyi aktarmaya e, veya iç, ...bir parçası olduğum takımda bu ortamı e, yaratmaya çalıştım. O yüzden benim için başarı elimden gelen en iyisi, benim için en güzel başarı. Özünde e, bizim ailecek e, eski bir basketbol antrenörü... ...kolej basketbol antrenörlüğü yapan Can Vudun'un e, sözleri ve çizdiği yol... ...bizim için çok önemli bir noktada ve Can e, Wooden da başarıyı esasında böyle tanımlıyor... Bütün yaşadığı, yetiştirdiği oyuncularla kazandığı başarılarla ki bu arada işte üniversite antrenörlüğü sırasında yani 50 yılı aşan bir kariyeri var o noktada. 5 sene üst üste ülke şampiyonu olmuş. Ee, onun içerisinde namalub şampiyonluk yakalamış ve aslında materyal olarak bir sürü başarıya ulaşmış ama materyal başarıya ulaşmak için bireysel çabanın, günlük çabanın ne kadar önemli olduğunu ve o çabayı gösterme ...iştahının bile aslında başarıya yol açtığını anlatan bir hikayesi var. Ve bu noktada şeyi de net bir şekilde görüyorum. Yani esasında birbirini besleyen bir hayat yaşıyorsun. Koşuyu paylaşımcı, sevgini paylaşabileceğin... ...insanları katabileceğin, farklı hikayelere katabileceğin... ...belki işte hani biz 10 kişi toplanıp senin Antarktika'da koşunu izleyemeyeceğiz... ...ama biz senin çıktığın amaca katkı verebilecek bir ortam yakalıyoruz. Ee, bununla beraber burada gösterdiğin çaba sadece dönüp işte bira fabrikana dönüp işini yapmaya çalıştığın çabana bir yol açmıyor aynı zamanda oradaki insanlara bence ilham da veriyordur seninle birlikte çalışan insanları da farklı şekilde ilhamlar barındırıyordur içinde bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Peki bu noktada başarısızlığı nasıl tanımlarsın? Evet, ee, başarısızlık. ...ve ilgili şöyle düşünüyorum... ...yani e, her birimizin yaptığı işte... ...ya bu iş olsun... E, ...özel hayatımız olsun veya... E, ...hobilerimiz... E, ...benim spor hayatım olsun... E, ...her zaman dışsal faktörler... ...de var tabii ki yani... ...her şey bizim elimizde değil... Hı -hı. E, ...ve... ...elimizden gelenin en iyisini denediğimizde de... E, ...tam hedeflediğimiz yere... ...ulaşmayabiliriz... ...ve bu aslında birçok kişinin bakış açısında veya bazılarının bakış açısında başarısızlık olabilir. Ama yani evet başarısızlık o zaman bu şekilde tanıyor tanımlayabilirim. Hedefe, öngörülen hedefe ulaşamamak. Ama aslında ben bunu kendi adıma e, böyle görmüyorum. Çünkü ben elimden gelenin en iyisini yaptıysam aslında hiçbir şey kaybetmedim. Mutlaka kazandım. Evet o hedefe o e, odak için ulaşılamamış olabilir. Ama e, düştüğüm yerden yeniden kalkarım daha iyisini yaparım. Bu, bu işte de olabilir. Bir maratonda da olabilir. Daha hızlı koşmaya çalıştım. Süremi iyileştirmeye çalıştım. Olmadı. Ama mutlaka bir şeyler öğrenmişimdir diye düşünüyorum. Burada bence bireysel sporcuların takım sporlarına hatta yani aslında endurance sporu dayanıklılık sporunun içerisinde olduğundan dolayı takım sporlarına ve aslında müsabaka sporlarına mesaj olabilecek şöyle bir şey barındırıyorsun. Biz çok sayıda maç yapıyoruz. Kazanması kaybetmesi aslında net başarı ve başarısızlık hissiyatı olabilecek şeyler barındırıyor. Ama sen sürecin parçası olarak dayanıklılık sporunun içerisinde düştüğünde ayağa kalkmanın neler getirdiğini de çok çok net bir şekilde anlatıyorsun. Biz bu kaybetme süreçlerinde düşüşlerimiz biraz daha fazla olduğundan dolayı söylediğim mesajın çok önemli olduğuna inanıyorum ben. Ee, ...ve buradan yaptığın sporun yalnızlığına gelmek istiyorum biraz da... Ee, ...50 kişiyle yola çıkacaksın... Ee, ...muhtemelen yani benim tahminim 100 kişiden fazla insan olmayacak... ...etrafınızda hmm. önümüzdeki 7 gün boyunca... ...bu sürecin içerisinde yarattığın farkındalıkla... ...dokunduğun öğrencilerle, hayatlarına katkı verdiğin öğrencilerle... ...çok büyük bir dünyanın parçasısın... ...ama aynı zamanda bu yola yalnız çıkıyorsun... ...buradaki dengeyi nasıl kuruyorsun... Evet, bu World Marathon Challenge'da 50 katılımcı ve 30 kişilik aşağı yukarı bir destek ekibi. Muhtemelen bu 80 kişi benim 7 gün içindeki yol arkadaşlarım olacaklar. Ve belki daha sonrasında da aslında kimisi. Koşmak, koşmanın bireysel tarafı benim aslında çok hoşuma gidiyor. Yani yalnız da yapılabiliyor olması. Yani bu arada aslında dünyanın her bir tarafında ve İstanbul'da da çokça koşu kulüpleri var. İnsanlar beraber koşmayı çok da seviyorlar. Ben size işin aslında genellikle bireysel tarafında oldum. Ben hep tek başıma koşuyorum. Özellikle de bunu yani birkaç istisna hariç hep bütün antrenmanlarımda yalnızım. Yani evden çıkıyorum, beşiktaşta oturuyorum. İşte 40 kilometrelik antrenmanım varsa mesela işte Sarıyer'e git gel 42 kilometre bizim evden veya bazen değişiklik olsun diye Atatürk Havalimanı'na doğru gidiyorum. Orada da işte 20-30-40 kilometrelik rotalarım var. Eski okuluma gidiyorum. Ve yalnız koşumun içinde yalnız olduğumda aslında yaptığım çok şey var. Meditasyon yapıyorum. Kendimi dinlendiriyorum. Günüme hazırlıyorum veya günümü kapatmaya günümün değerlendirmesini yapıyorum. Bazen ee, sizinle yapacağım konuşmaya kendimi hazırlıyorum, ee, bir toplantıya veya bir sınava. Ee, yani aslında buradaki vakti de e, değerlendiriyorum. Yani koşunun kendine has çok güzel bir e, koşu kafası var ee, ve o çok meditatif güzel bir ortam. Hı hı. Ee, ve aşağı yukarı her bir koşumda 20-30 dakika sonra e, bir çeşit kendimi orada buluyorum ee, ve orası aslında dinlenmek istiyorsan çok güzel dinlendiğin veya bir şeye odaklanmak istiyorsan çok güzel odaklandığın çok güzel fikirler çıkan sorunların çözülebildiği güzel bir alan e, benim için e, yani buradaki yalnızlık e, güzel bir yalnızlık kötü bir yalnızlık değil e, faydalı bir yalnızlık e, ama bir şey daha da e, söylemek istiyorum bu e, koşumun e, tegev ile birleşmesi, ee, aslında e, hani beni koşullarımda evet büyük bir ön hazırlık var yani e, fiziksel hazırlık bilimsel hazırlık e, yani e, işin malzeme tarafı var e, çok fazla şey var bir, bir tarafında hazırlık ama diğer tarafında da bir işte çokça konuştuk e, bir sevgi gönül e, bağ birliği var. Ee, mesela bunu koşularda çok yaşadım ee, çünkü işte Türkiye koşusu büyük bir dayanıklılık mücadelesiydi benim için 1650 kilometre gün aşırı e, 20 30 60 70 bazı günler e, kilometreler koşmak Kuzey Kutbunda işte eksi 55 derecede e, o e, biraz önce bahsettiğiniz gibi biz Kuzey Kutbunda da 13 turluk bir parkurda koştuk. Yani 3.4 kilometreydi sanıyorum. 13 kere döndük. Güvenlik çadırına giriyordum mesela. Ee, ve e, ceplerimde e, Siirt Pervalili çocukların veya TGV'nin başka birimlerinden çocukların yazdığı mektuplar vardı. O, o... Yalnız değildim mesela. O mektuplar, o çocuklar benleydi. Kimisini çıkarıp böyle e, güvenlik çadırındaki yanımdaki insanlara okuyordum. Yani o, o mesajlar beni e, taşıyordu, güçlendiriyordu. E, yani yalnızlığın içinde... E, evet, tek başıma gibiyim. E, ama aslında büyük bir... E, bir omuz omuza e, güçlü bir mücadelenin de... E, bu mücadeleyi beraber veriyoruz. Bu yolculukta beraberiz aslında. Süper gerçekten ve ger yani... Fazlasıyla imreniyorum. Tegevdeki en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi hem o mesajların kendisi hem de katıldığımız etkinliklerde ben de görüyorum. Seneler sonrasında e, işte bize resim arkadaşlarımızın, öğrencilerin yaptığı resimler ulaşıyor bir şekilde. Onları görebiliyor olmak gerçekten aslında e, verdiğimiz katkının, yap, yarattığımız etkinin ne kadar e, fiziksel olabildiğini de gösteriyor bir tarafından. E, bu noktada. E, Birazdan meditasyona geri geleceğim. Çünkü müzikle alakalı konuşmak istiyorum, meditasyonla alakalı konuşmak istiyorum. Ama biz nasıl destek olabiliriz? Bununla alakalı bir bilgilendirme yapabilirsen süper olur. Çok teşekkür ederim. Ee, evet, e, e, TGF e, bir kere e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı e, devletten... E, e, baş toplama izni almış e, bir vakıf. Bu, bu, bu aslında çok özel bir e, izin ve Hı -hı. E, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın verdiği tüm eğitimler aslında devletimizin e, verdiği ilk öğretim ile e, verdiği eğitime destek, nitelikli eğitim desteği Hı -hı. E, şeklinde yapılıyor. Yani Türkiye'nin dört bir yanında sanıyorum şu anda 55 tane aktif öğrenim biriminde, e, 25 tane ildeyiz e, sanıyorum. E, burada ee, çocuklarımız e, bu birimlere e, ücretsiz, kapılar herkese açık. E, hem çevredeki ilkokullardan e, çocuklar boş saatlerini değerlendirmek üzere e, bu birimlere geliyorlar. Hmm. Hem de e, aileler e, hafta sonları da e, çocuklarını e, bu birimlere getiriyorlar. ve Burada çeşitli 5-6 e, ana bilim dalında eğitim, matematik, drama, e, fen... Ee, yaratıcı atölyeler e, gibi tasarım ve beceri atölyesi gibi konularda eğitim desteği alınıyor. Ee, buralara e, nasıl destek vereceğiz? Ya ben e, e, bir kere Tegevi iyi anlaşılması çok önemli. Çünkü gerçekten çok 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 değerli bir kurum. Dünyada eşi benzeri ee, olmayan aslında. Bu Harvard'da case study olmuş e, bir kurum. Hı hı. E, büyük bir gönüllü ailesi. Bütün eğitimler gönüllüler tarafından e, veriliyor. E, peki bizler TGV nasıl destek olacağız? Nasıl bağış yapacağız? E, TGV tanıtmak da aslında ee, ...ve TGV'nin yaptıklarını anlatmak da bir destek. Hı hı. Ee, ama TGV.org sayfasından girersek... E, ...orada çeşitli, her zaman aktif çeşitli kampanyalar var. Mesela benim bu seferki kampanyam... ...Eğitime Koşar Adım 7 Kıta kampanyası. Türkiye boydan boya koştuğumda... ...Eğitime Koşar Adım adını bulmuştuk. Hı hı. Ee, bu kampanyanın e, mikro sitesine... ...yani tegev.org sayfasının içindeki bulunan siteye giderirse... E, ...bağış linkleri var ve... E, kredi kartıyla veya işte burada hesap numaraları var. E, buraya bağış yapmak e, çok kolay birkaç dakikada bu bağışlar yapılabilir. ve tegef e, tamamen e, bütün rakamlarına e, şeffafça ulaşılabilir web sitesinden e, geçmişe e, yönelik yani yaptığınız bağışlar nerede nasıl fayda yaratıyor? Her bir kuruşuna kadar bu da çok değerli. Ee, bunları görmek incelemek e, mümkün benim çünkü bazı arkadaşlarım soruyorlar evet biz bağış yaptık bu bağış nerede nasıl kullanılacak e, e, gibi bu sorular çok değerli e, ve bence çok önemli her zaman sorulmalı e, Bunları öğrenebilir esasında e, esasında e, bağışçılığın Türkiye'de çok yeteri kadar anlatılmadığı bir e, sürecin içerisindeyiz bugün baktığında işte, İstanbul Maratonu koşulması ve adım adım ve açık açık gibi derneklerin buradaki yapılan desteklerin şeffaflanabilmesi için gösterdiği çaba çok mühim. Senin hikayen ve bunun çeşitlenebiliyor olması oradaki bağışın nereye gittiğini ölçümleme açısından da çok önemli. Orada dokunduğumuz, etkiyi yarattığımız insanların hem gönüllülerin... ...işlerini en iyi şekilde yapabilmesi adına farklı eğitimler de alıyorlar. Biz de bunun bir parçasıyız. Basketbol için destek ve eğitim vakfının yaptıklarıyla beraber. Hem de o çocukların aldığı eğitimin ne kadar yetkin olduğunu gösterebilmek adına çok önemli. O yüzden paylaştığın bilgileri biz böyle çarpanla paylaşabilmek istiyoruz özünde. Ve o farkındalığı arttırmak istiyoruz. Türkiye'de bağışçılığın artabilmesi adına hem senin hikayenin desteklenmesi... ...hem de aslında farklı hikayeleri doğuracak ortamlar bulmak önemli. Dediğin gibi aslında Türkiye'nin doğusundan batısına koştun bir de hem Türkiye'nin en yüksek yerlerinden en alçak yerine kadar da koştun. Bu süreçte ülkemizin kültürüne dair, ülkemizin içinde barındırdığı değerlere dair, içinde barındırdığı potansiyellere dair bize paylaşabileceğin sıyrılmış bir hikaye var mı? burada biraz senin ters köşe yapmıştım. <laughs> evet, yani evet, evet evet olmayan bir şey ama <laughs> yine de bunu sormadan edemezdim aynı zamanda. Ee, var tabii. Yani ya yani bir kere o yolculuğun bir bütünüyle ilgili birkaç cümle söyleyebilirsem ya yani o bir hayalimdi Türkiye'yi boydan boya yani Türkiye'nin her tarafına gezmek, görmek, tanımak ve ee, ...çok güzel... ki öyle bir zaman ayırmışım... Ee, ...bu aşağı yukarı işte iki aylık bir... E, ...yolculuktu 2018'in... E, ...Nisan'ı Haziran'ı arası... ...ve Artvin'den yola çıktım... ...işte e, 14 tane ili geçip... E, 8 tane TGV birimini... E, ...ziyaret ederek... E, ...gerçekten bütün ülkeyi... ...adımladım yani şimdi geri dönüp baktığımda... ...inanamıyorum çünkü yani işler çocuklar... E, ...hayat sorumlulukları derken... ...ne güzel yapmışım da o iki ayı bulmuşum... ...yolda beni durduranlar... ...biraz bir korkuyla... ...bir tepkiyle yaklaşanlar... ...çünkü köylerden geçiyorum... ...bazen hiç... ...pek trafiğin olmadığı yerlerden... ...geçiyorum, tarlalardan geçtim... ...yani hani otoyollardan koşmamaya çalıştım... Evet, ...sonuçta... ...ama... ...evet çok güzel... ...hikayeler oldu, bir gün... ...traktörcü İsmail amca... ...beni... ...Erzincan sınırları içindeydim... ...sanıyorum... ...yok İspir'deydim. İspir'i yeni geçmiştim. Ve e, bir tane küçük bir köprü... ...geçiyordum. E, böyle... E, ...güler yüzlü, işte saçları armış ...bir amca, elinde bir değnek, ucunda bir... E, ...işte market poşeti gibi bir şey... ...bağlı, içi de görünüyor falan. Bir, e, birkaç alışveriş yapılmış. E, evine gidiyordu sanıyorum. E, canım bir durmak istedi. E, ve kendimi... E, ...tanıttım. E, o sırada da... Ee, aslında bu koşumun e, Artvin'den Konya'ya kadar olan kısmında e, eşim beni arabayla takip ediyordu, yani <laughs> bir lojistik desteğim vardı kısmen ee, ve Mesut kaptan vardı. Mesut kaptan çok değerli, o beni bütün yol takip etti. Ee, onlar arabadan indiler hemen, yani orada bir duygusal bir an yaşanacağını fark ettiler ve e, arabadan indiler. İşte bir, yani bunun kamera kayıtları var. Ee, İsmail amca'ya ben kendimi e, birazcık anlattım. Ben Türkiye'yi boydan boya koşuyorum dedim. Öyle bir kalbiniz açtı ki bana ve sonra ben de bu e, ben de destek olmak istiyorum e, senin projene dedi. E, elini cebine götürdü ve e, bu şekilde verebilir miyim e, dedi. Ama yani o sorusundaki saflık ve temizlik bile o kadar güzeldi ki e, yani o o parayı çerçeveletmek istedim ve hatta belki tek evde... E, ...bir çerçeve içinde duruyordur. E, çok müthiş bir andı. Bu ülkeyi çok seviyorum. Yani bu ülkenin her bir karış toprağını çok seviyorum. Ül ülkeye çok bağlıyım. E, böyle hani... E, ...böyle bir standart kalıp... ...tabii milliyetçilik e, formatı e, üzerinden değil. Hı -hı. E, bu, bu toprakları, bu insanı... E, ...geçmişimizi çok seviyorum. Ve e, bu ülkede e, yetişen çocukların her biri bir çiçek, her biri bir pırlanta ve e, çok güzel bir gelecek olduğuna inanıyorum burada. Bu yüzden de e, aslında TGEV'in bir parçası olmak bana büyük bir e, heyecan veriyor. Peki e, şimdi aklıma sadece Forrest Gump filmi geldi nedense koşarken. Eninde sonunda belli bir noktada insanları seninle koştuğunu Görmek istiyorum böyle kendimce. Öyle bir şey oldu mu? Öyle bir sahneyle karşılaştım belli bir noktada? Ee, oldu tabii. Çünkü bazen e, bir yerde duruyoruz, küçük bir köyün içindeyiz. E, orada mahalleli var. Orada oturmuş mahalleliyle sohbet ediyorum e, gibi. E, ve ondan sonra orada genellikle küçük çocuklar. E, evet peşimden koşturanlar Senle oldu bir 50 -100 bunlar. 50-100 metre daha koşup evet. geri dönüyorlardı. E, evet koşarak. evet. Bunlar çeşitli videolarda var e, ve müthiş duygusal anlardı çok güzel. Keyifli ve heyecanlı. Sonlara gelirken meditasyondan bahsettin. Meditasyon için özellikle kullandığın bir şey var mı? Yoksa kendin koşarken zaten o meditatif noktaya geldiğinden dolayı ekstra bir desteğe ihtiyaç duyuyor musun? Bir oyuncu bunu sormak isterim. Duymuyorum. Kendi kendine oluyor artık. Süper. Evet, geçmişte çok öyle antrenman yaptım. Yani meditasyon antrenmanı diyeyim. Çok cana kitap okudum meditasyon, farkındalık bizim evin en önemli konuları. Hatta babamın farkındalık üzerine bir kitabı da var. Çok evet, güzel. Evet. Mindfulness. Gerçekten çok çok önemli bir kavram. Koşarken meditasyon kendi kendine geliyor. O yüzden de çok şanslıyım. Evet. Süper. Ben özellikle yolculukta belki ihtiyacın olur mu bilmiyorum. Bu onun planlamasını yapmışsındır ama uyku ve dinlenme adına sana böyle daha sonrasında çıktığımızda böyle öneri ve müzik desteği bir, bir şeyler yapmak isterim. Çok isterim. Ee, peki e, koşuya hazırlanırken motive olabilmek adına e, biz bütün sporcularla böyle bir playlist yapma niyetim var. Uzasın istiyorum böyle gittikçe bitmesin istiyorum. insanları motive edebilmek adına e, özellikle dinlemeye çalıştığım bir şarkı bir e, spesifik bir, bir şey var mı? Onu listeye eklemek çok isterim. <laughs> ee, tabii ki ee, çok müzik dinliyorum aslında müzik çok seviyorum yani her janrdan müzik e, dinliyorum yani küçüklüğümden beri hı hı. E, koşarken de aşağı yukarı her zaman e, kulaklığım kulağımda e, sizlerin podcastlerini çokça dinliyorum yani çokça e, bu tip yayında e, dinliyorum Süper. öğreniyorum çünkü yani bundan besleniyorum e, zamanı değerlendirmiş oluyorum müzik de çok dinliyorum ee, Türkçe müzik çok daha fazla dinler oldum geçtiğimiz e, yıllarda Türkçe pop rock falan yani eskiler hani Barış Manço filan çok severim Mansar Fuat Özkan Selda Bağcan çok severim yeni sesleri de çok seviyorum Kalben e, çok seviyorum Kalbeni mesela ve e, mesela Düşünürüm diye bir şarkısı var Hı -hı. yeni albümünde e, benim adıma onu eklerseniz Biz sevinirim onu ekliyoruz e, Düşünürümü çok seviyorum e, beni düşündürüyor beni farklı farklı yerlere götürüyor. Evet benim adıma o eklenirse sevinirim. Çok güzel. Ben son soruma gelmeden önce bir kitapla geldin. Dünya için koşan adam. Ben buradan böyle ekrana da göstermek isterim. Arkasında da diyor ki koşan adam bir maraton mu koşuyordu? Maratonu Metaverse'de tamamlamış olabilir mi? Dünya maratonuna hayali dünyalarda dahil midir? dünyalarımıza her zaman hayallerimizin de dahil olduğunu fısıldamak için bu kadar koşmuş olabilir mi koşan adam diyor ee, ve artırılmış gerçeklik ile hareketlenen kitap sayfaları var. Ee, öncelikle hediye için teşekkür ederim kızıma hediye ettiğinden dolayı ben heyecanlıyım kendisi <laughs> ben teşekkür ederim. farklı şekilde bakıyor ve beraber inceliyor olacağız. Ama e, biraz kitaptan da bahsetmeni isterim. Ardından kitapla ilgili bir başka sorumlu olacak. Tamam tabii ki e, kitap şöyle ortaya çıktı benim üç tane çocuğum var demiştim e, Ankara Üniversitesi'de okuyor e, seneye 20 yaşında olacak e, lisede okuyan Ada var o da 15 olacak bir de küçüğümüz var e, Akira o da şimdi dört yaşında oh. e, Akira'yı ben e, bizim mahallede parkta gezdirirken e, yine çocuğunu gezdiren başka bir babayla karşılaştım baktım biz ara sıra işte birkaç kere karşılaştık ve e, kendimi gittim tanıttım. E, çok çok değerli e, sanatçımız e, Halil Altındereydi o. E, ve e, çocuklarımızı gezdirirken e, çok çok sohbetlerimiz oldu. Kendisini e, çok sevdim. Gerçekten çok değerli bir sanatçı. E, çok yaratıcı, müthiş bir insan ve e, o da benim TGV yolculuğumu e, çok sevdi. E, ve kuşlarım e, üzerine bana bir gün geldi dedi ki Ahmetciğim ben ee, de bu senin kampanyana yönelik, tege ve yönelik bir şey yapmak istiyorum, sana destek olmak istiyorum e, ve bir bir proje fikri var aklımda. E, ne dersin? E, dedi ve ben e, çok heyecanlandım. E, Halicim, yani şeref verir e, seninle eline bir şey yapmak ve ...beni bir gün aldı götürdü. Bir stüdyoda böyle işte birkaç yüz kameraydı sanıyorum... ...böyle 360 derece bir fotoğrafım çekildi. Daha ben bunun en sonunda neye evrileceğini hiç bilmiyordum. Ve benim bazı antrenmanlarımda antrenmanlarıma geldi... ...işte koşu, koşu formuma falan baktı. Ve birkaç yani aylar sonra diyeyim... ...sonra pek bir şey duymadım yani bundan. Aylar sonra bana hadi Ahmet gel de bir şey seyredeceğiz büyük bir televizyonu yan çevirebilir miyiz dedi ve hemen koşa koşa tabii ki dedim ve bir NFT hazırlanmıştı aylar süren bir çalışma ve dünya için koşan adam oradan çıktı Halil benim World Marathon Challenge için 7 kıtada çok farklı eee Ortamlarda yapacağım koşuları e, e, hayal gücünü de ortaya koyarak bir videoya dönüştürmüş. Bu videoda e, ben dört mevsimde koşuyorum ve Türkiye'nin çok farklı yerlerinde koşuyorum. İklim değişikliğine yönelik e, mesajlar da var, çok değer, değerli mesajlar var. Yani kısacık bir videoda e, e, çok güzel bir anlatım var e, ve en sonunda da e, yine e, Halil'in hayal gücüyle e, Dünyadan ışınlanıyorum ve başka bir gezegene gidiyorum. Ee, ve gelecekte Metaverse'de e, bitiriyorum e, bu maratonu. Ee, Instagram profilimde yüklü zaten aslında buradan e, izlenilebilir. Ve e, bu bir bağış projesine dönüştü. Bu 5 edisyon olarak e, bu e, NFT'ler e, satıldı hı hı. ve çok değerli bağışçıları TGV bağış yaptılar. Sevgili Halil de tüm bu haklarını TGV bağışlamış oldu. Yazarımız Süreyya Evren de bu hikayeyi kaleme aldı ve bu bir çok nefis bir çocuk kitabına dönüştü. Akira'nın benden iki günde bir istediği Gece Uyku kitabımız. Çünkü bu macera gerçekten daha da rüyalı, daha fantastik bir maceraya dönüşüyor. İçinde çok tatlı, güzel mesajlar var ve artılmış gerçeklik bir bir telefona bir uygulama indiriyorsunuz. Bu Hı -hı. ücretsiz herhangi bir reklamı falan da olmayan bir uygulama. Bu uygulamayı kitabın çeşitli sayfalarına fotoğraf çeker gibi kameramızı tuttuğumuzda ben koşarak hareketleniyorum ve çok çok ilginç bir Olay ortaya çıkıyor. Kızımla okumak için heyecanlıyım. Çocuklar için bir kitap önermiş oldun. Ee, biz yetişkinler için bir kitap önerecek olsan adı ne olurdu? Ben ee, yani Murakami'nin Koşma üzerine e, kitaplarını ön önerebilirim. Hı -hı. Ee, evet hadi bugün koşmada kaldığımız bugün için. Bugün koşmadan ha, olsun. Ha, olsun. Ve <laughs> onu onu da ben notlara ekliyor olurum. Ee, kapatmadan önce de son sorum. Koşmanın size verdiği en büyük armağan nedir? Koşarak yani yaşadığımı hissediyorum. Yani hayat gerçekten çok çok büyük bir hediye ve ben bunu koşarak doya doya yaşıyorum. Koşularım beni çok güzel yerlere götürüyor. çok güzel insanlarla tanıştırıyor ve çok güzel amaçlara hizmet ediyor. O yüzden koşularım sayesinde doya doya yaşıyorum. Teşekkür ediyorum. E, Amida ben teşekkür ediyorum. Her şeyden önce, Dayanıklılık sporunu yapsam yapmasam mı diye düşündüğüm bir dönemdeyim. Uzun senelerdir triatlon denemek istediğim şeylerden bir tanesi muhtemelen önümüzdeki İstanbul Yarı Maratonuyla maraton dünyasına da bir ben şekilde baş baş amaçlı girmek ihtiyacım var gibi geliyor ki bu arada beraber olalım dediği noktada Tegev'de bir arkadaşımız daha var ee, engelli bir <laughs> e, arkadaşımız şu an ismi aklıma gelmediği için <laughs> ben sonra ona onu tekrardan paylaşacağım ona da koş sözüm var esasında birlikte koşmak o yüzden Helecanlı. çok keyifli olur çok heyecanlı ee, Sait abiye buradan Tegev'deki bütün gönüllere buradan selam olsun çok teşekkür <laughs> ediyoruz bize bu birlikteliği e, ortaya çıkardığından dolayı Instagram'da Ahmet.H.Oysal e, kullanıcı adıyla Ahmet abinin hikayesini ve önümüzdeki ay 31 Ocak'ta başlayacak olan koşusunu takip edebilirsiniz. Aynı şekilde TGV'in TGV, e, Instagram adıyla e, girip bakabilirsiniz. Yeniden destek olmak istiyorsanız da tgv.org.tr'den eğitime koşar adım 7 kıta adlı özel sekmesinden e, Ahmet abinin hikayesine ve TGV e bağış yapabileceğiniz bir şekilde destekler olabilir ee, tekrardan çok teşekkür ediyorum ben çok bu güzel sohbet ediyorum. için ve e, Sokrates Stüdyoları'nda yeni sezonumuzun e, ilk bölümünü böylece tamamlamış olduk dinlediğiniz için teşekkürler ilerleyen dönemdeki konuklarla alakalı e, özellikle dinlemek istediğiniz konuklar olursa sormak istediğiniz sorular olursa bana da iletebilirsiniz konuklarla alakalı da yönlendirmelerinizi bekliyor olacağım hepinize teşekkür ederim